beyaz gülüm, beyaz gülüm. Ayrılık yok etmez ölüm. Kirpiğine rüzgar değse, baktığın yere kan damlar gülüm. Kirpiğine rüzgar değse, baktığın yere kan damlar gülüm. Baksam hazırım, tutsam uçarım, öpsem yokluğumdan gayrı bana netsin ölüm. Yokluğumdan gayrı bana netsin ölüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Baksan hazırım, tutsam uçarım, öpsem ölürüm, ölürüm. Yokluğumdan gayrı bana netsin ölüm. Yokluğumdan gayrı bana netsin ölüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Tansiyonu kaç? 40'a 20 hocam. Nabız alamıyorum. 500 cc izotonik verelim. Tamam hocam. Monitörize edelim hemen. Lanet olsun ya! Lanet olsun, lanet olsun! Kapatacaksan niye taşıyorsun bu Allah'ın cezası telefonu Nermin? Of! Çıldıracağım ya, çıldıracağım! Ne diye gittin? Ne diye çıkıp gidiyorsun o kafayla? Senle de görüşeceğiz Mehmet. Çık ortaya. Miras yedi de. Nişanlımı elimden aldılar de. Ajitasyon yap. Milletin gözünü boya ha. Yedireceğim sana herkesin önünde yaptığım hareketleri. Filiz'i de almış ortağım diye. Bizimki de saf mıdır nedir? Hoşlandı mı heriften ya? Benden kopardığın parayla gel bana yine ortak ol ha. Oldu. Nermin'i aldığım gibi o arsayı da elinden alacağım lan senin. Görüşeceğiz Kosova'da. Görüşeceğiz.
Nuri, biraz daha çabuk gidelim. Hastanın durumu kritik. Dayan gülüm. Evet. Az kaldı, yetişeceğiz. İyileşeceksin. Sonra alıp götüreceğim seni buralardan. Beraber gideceğiz buralardan. Sen bir gözlerini aç. Unutturacağım sana her şeyi. Of Allah'ım ya. Birinin telefonu kapalı, öbürü de açmıyor. Mehmet açsana şunu lütfen. Mehmet aç şunu diyorum sana ya. Aç şunu. Ender ne yaptın, bulamadın mı? Yok. Ya nasıl yok Ender, bakmadın mı sağa sola? Saçma sapan konuşup durma Filiz. Tabii ki baktım. 150 tane yol var. Nereye gitti ben ne bileyim. Telefonu da kapalı. Mehmet'inki çalıyor, o da açmıyor. Bana bak Filiz. Dua et de Nermin'in başına bir şey gelmesin. Dua et kaza maza yapmasın. Yoksa... Yoksa ne Ender? İkinizi de mahvederim. Yemin ederim Filiz. Başına en ufak bir şey gelsin. Seni de Mehmet'i de mahvederim. Ender ne demek istiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Benle ne alakası var ki? Nasıl ne alakası var? Senin yüzünden, senin yüzünden oldu hepsi. Ender saçmalıyorsun sen. Ne konuştuğunu bile bilmiyorsun. O herifi buraya sen getirmedin mi Filiz ha? Ne diye getiriyorsun o adamı buraya? Burada herkesin önünde bana, babama hakaret etsin diye mi? 100.000 kere söyledim sana. O adamla görüşmeni istemiyorum dedim. Sen ne yapıyorsun? Bir de ortak oluyorsun. Ender yeter. Yeter dedim. Nermin'in şu an nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Bizim şu konuştuklarımıza bak. O herifi koluna takıp buraya getirmeseydin şimdi nerede olduğunu bilecektik. Burada benim yanımda olacaktı Filiz. Kalkmış bir de ortağım diye. Hayret bir şey ya. Çıldırtacak mısın sen beni Filiz? Delirtecek misin ya? Tamam gülüm. Geldik bak işte, geldik. Geldik bir tanem, hadi kurtulacaksın. Dikkat, yavaş yavaş. Boynu kırık olabilir, yavaş. Geldik bir tanem, işte kurtulacaksın. Hadi arkadaşlar. Hadi. Marko'da alıyoruz. Nermin. Arkadaşım lütfen, buraya kadar. Şurada bekler misin? Gel şöyle. 500 cc izotonik verdik. Tansiyonu 40'a 20 idi. 70'e 50 yükselttik. Tamam. Gerisini biz hallederiz. Hadi kolay gelsin. Ay ne uğraşıyorsun anne? Sanki alıp da koyacak onları Nermin evine. Hayret bir şeysin yani anne var ya. Sen hala Nermin'i Mehmet'le evleniyor falan zannediyorsun herhalde ha? Kızım ne diyorsun sen? Ne söylenip duruyorsun öyle Allah aşkına? Adettendir. Hem senin çeyizine de koymadın mı zamanında? Anne, Ender Boğaz'la ev alacağız falan diyor. Kalkıp senin dantellerini mi koyacaklar milyon dolarlık eve? Getirir bir iç mimar, A'dan Z'ye dayatır döşetir her şeyi. Vallahi ben analık vazifemi yapayım da onlar gene bildiklerini yapsınlar. Hayırlısıyla olsa şu düğün. Ar namus belasına. Nereye? Dışarı. Okul açıldığından beri defter kitap yüzüne bakmadın gene. Otur şuraya iki satır bir şeyler okuyaz. Kızım zır zır öttürüp durmayın şu telefonu. Oğlum bakıversene şuna. Alo? Adaş? Nermin ablam mı? Ne oldu, bir şey mi olmuş? Tamam, tamam abi söylerim. Dellendirmesene insanı oğlum, ne olmuş? Ablam, Nermin ablam... Allah'ım sabrin. Oğlum, kerpetenle mi laf alacağız ağzından? Söylesene ne olmuş ablana? Kaza, Nermin ablam kaza yapmış. Kaza mı? Ne?
Allah kahretsin ya. Polise mi gitsek, ne yapsak? Bilmiyorum Ender. Kosovalı ile ortaklığınız hayırlı olsun. Bizim zamanımızda aynı kızın peşinde koşanlar ortak olmazdı. Kavga ederlerdi. Merak etme baba. Onlar yeterince kavga ediyorlar zaten. Yazıklar olsun Filiz. Herkesin önünde babana, abine hakaretler yağdıran bu adamla. Neyin ortaklığı kızım? Anne, baba, yeter, hiç sırası değil. Size şu kadarını söylüyorum. Bundan sonra arkanızda sizi koruyacak. Kosovalı elinizdeki bütün malı alsa bile size 5 kuruş verecek bir babanız yok. Baba, dinler misin lütfen? Sırası değil diyorum. Ege'nizi çekmez belki ama Nermin yok. Sarhoştu ve arabasına binip gitti ve hala bir haber alamıyoruz. Melek arıyor. Efendim Melek. Ne? Kaza mı? Peki nasıl olmuş? Hangi hastanede? Aman Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Melek, adresi ver. Hastanenin adresini. Ender, Ender dur, ben kullanırım. Sen geç, adresi al. Tamam. Ümraniye tarafında mı? Evet, biliyorum. Hemen geliyoruz. Merak etmeyin. Yarım saate kadar oradayız. Neler oluyor Sefa? Bu kızın başımıza açtığı dertlerden kurtulamayacak mıyız biz? Ender Efendi'ye laf dinletemiyoruz ki. Ona sorarsan hayatta başına gelen en güzel şey o kız. Seni eve bıraksınlar, tamam mı? Benim biraz işim var. Peki. Buyurun efendim. Belkıs Hanım'ı eve bıraktır. Silo. Buyur abi. Belkıs Hanım'ı eve bırak. Tamam abi. Biz limuzinle gidelim. Seninle konuşacaklarım var. Tabii efendim. Gel amca. Gel amca. Oğlum neyin var? Ne bu halin? Nefes nefese. Ablam, Nermin ablam kaza geçirmiş. Mehmet ne diyorsun oğlum? Ne kazası? Mehmet abim aradı. Hastaneye götürmüş. Mehmet abin, Nermin ablanı ayaksın. Annem bir koş, Celal amcam bir araba falan bulsun dedi. Araba da... Neyse, bir taksi falan çeviririz. Mehmet, ben bir taksi çağırayım. Sen bir koş Sultan teyzene haber ver oğlum. Tamam. Ey büyük Allah'ım, dert de senden, derman da. Arkadaşım, lütfen buradan içeri giremez. Beyin cerrahi uzmanları Ahmet Yüksel, Gökhan Durgun. Acil olarak ameliyathaneye bekleniyorsunuz. Beyin cerrahi uzmanları Ahmet Yüksel, Gökhan Durgun. Acil olarak ameliyathaneye bekleniyorsunuz. Durumu nasıl? Hastanın durumu hayati. Beyninde kanama var. Kaburga kemiklerinde zedelenme. Kol ve bacaklarında ezilme. Boynunda ise... Doktor bey. Yaşayacak değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Ama beyin fonksiyonları geriye döner mi? Bunu bilmiyoruz. Siz sakin olun. Dua edin yeter. Allah'ım yardım et. Uyutmaya hazır mıyız? Hazırız. Entübe edelim, anesteziye başlıyoruz.
Abi bıktım artık bu kanamalı işlerden ya. İnsanın eline şöyle lokum gibi bir tümör gelmiyor ki. Bana geldi geçen gün. Bayağı da çetin bir cevizdi. Hazır mıyız hocam? Hazır hocam, sizindir. Hastamız genç bir kız olduğu için saçlarının tümünü kesmemize gerek yok. Sadece ameliyatın yapılacağı bölgeyi tıraşlamanız yeterli olacak. Şükrü, manzarayı canlandırabiliyor musun gözünün önünde? Ne manzarası? Düşünsene. Lan oğlum şu ağzını çalıştıracağına biraz da kafanı çalıştır ya. Paşam çıkmıştır kürsüye. Allah ne verdiyse saydırmıştır sefa şerefsizine. Maymun etmiştir onları, maymun. Sosyete demiştir ki lan bu kim? Paşam da filinta gibi giyinmiş, jilet gibi. Bütün hatunların dibi düşmüştür dilime imanıma. Neyse abi biz şimdi Rahman babanın yanına bir gidelim. Şöyle güzel demli bir çayını içelim. Sonra Mehmet gelince her şeyi ayrıntısıyla anlattırırız değil mi? Heh. Lan Şıklı. Hı. Yine elimiz boş gidiyoruz babaya. Lan bunların birini bari babaya alsaydık. Harbiden hiç aklıma gelmedi ama eşeklik ettik ha. Senin aklına hiç hayırlı bir şey gelir mi? Şu çeneni çalıştıracağına biraz da aklını çalıştır. Armut yürü. Efendim olayı en temizinden hallettik. Hiçbir iz falan yok ama... Aması ne peki? Malum efendim. Rahman'la geçmişte olan ilişkiniz. Emniyet olayın üzerine gidecektir. Yani diyorsun ki... Ayakkabında çamur var, izi zaten belli. Yok efendim, yani öyle değil de... Bak Bekir, benim Rahman'la olan olayım üzerinden 15 yıl geçti. Ben o ayakkabıları çoktan çıkardım. Anlıyorum efendim. Bir de şu Kosovalı'yı da... Sakın ha! Adamı sivrisinek ısırsa bizim başımız ağrır. Zaten daha Ender'le olan davası bile bitmedi. Safa Bey, Rahman sonuçta eski bir emniyet müdürü. Kosovalı, hani ortada bir delil olmasa bile bizim aleyhimize ifade verecektir. Versin, ne yapalım? Memlekette ifade özgürlüğü var. Emniyetin dahi ölü bildiği bir adamı biz niye öldürelim ha? Yani orası öyle de, ama gene de üzerimize gelecektir. Çağdaş'la biz onu hallederiz, sen merak etme. Dibine girince çıkmıyor bu ha. Sana da yaranılmaz ha. Alma oğlum bana bir daha mısın mısın? Ne oluyor lan böyle polis arabaları falan? He? Rahman baba? Rahman baba? Rahman baba! Duracamazsınız! Ya usta ne oldu burada? Bombalama kardeşim, sizi ilgilendirmez. Rahman baba. Rahman baba. Kim yaptı bunu ya? Neden yaptı? Rahman baba. Yeni arabandan. Nasıl? Fena sayılmaz. Fena sayılmaz ama keşke diyorum ki dizelini alsaydım. Eyvah. Damarı kaçırdım. Klemp. Hay aksi. Çok mu yakıyor? Vallahi benzin uçuyor abi. Adamlar geçenlerde yine çaktılar zammı. Tek derdin benzin olsun. Allah can derdi vermesin. Baksana. Allah'tan emniyet kemeri bağlıymış. Yoksa bir tek sağlam kemiği kalmazdı. O kadar takladan sonra. Kemer memer kurtarmaz hocam. Nerede bu be? Arabada sağlam belli ki. Sağlam bir şey olmasaydı. Değil kemik. Kafatası tek parça gelmezdi elimize. Hay Allah'ım ya. Elimdeki damarı kaçırdım. Abi. Bir saniye müsaade eder misin? Ben de bulamıyorum. Hüsnü Hoca'yı çağıralım hemşire hanım. Profesör Hüsnü Engin, acele beyin cerrahi ameliyathanesinde bekleniyorsunuz.
Profesör Hüsnü Engin, acele beyin cerrahi ameliyathanesinde bekleniyorsunuz. Dayan bir tanem. Beni bırakma gülüm. Beni sensiz bırakma. Allah'ım. Onu benden alma Allah'ım. Ya bizi beraber yaşat. Ya da beraber öldür Allah'ım. Beni onsuz bırakma. Gülüm. Dayan gülüm. Bir tane. Dayan. Hemşire hanım, ameliyathane nerede? Bir kat alta inin. Ne işin var lan senin burada? Ender! Ender! Ne yüzde duruyorsun lan sen burada? Ender, yalvarırım, yapma lütfen. Kızım! Yapma! Kızım! Nermin'im! Utanmaz herif! Ne diye düşmüyorsun lan sen Nermin'in peşinden? Ender, lütfen! Sana diyorum! Cevap versene! Nerede? Kızım nerede? Nermin'im nerede? Sakin olun lütfen. Nermin'i ameliyata aldılar. Bize gelince delikanlılık taslıyorsun. Namus tutukları çekiyorsun. 3 gün sonra evleneceğim kızın peşinde ne işin var lan senin? Ender tamam. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim. Öldürsene lan. Öldürsene hadi. Nermin'e en ufak bir şey olsun. Kaza yapmasına sen sebep oldun zaten. Hastaneye getirip kahramanlık mı yaptığını sanıyorsun lan Ender, sen? Yeter. Lan bağırma lan. Mehmet. Yeter. Yeter. Bıktım. Gelinlik giymeden kefen mi giydireceksiniz kızıma? Yeter. Yeter. Anne tamam gel. Oturalım şöyle. Mehmet. Mehmet dur. Mehmet bak, anlıyorum. Çok zor bir şey. Sen de çok üzgünsün. Ama onu da anlamaya çalış. Onun için de hiç kolay bir şey değil bu yaşadığı. Annesi sonuçta. Dua edelim de ameliyat iyi geçsin. Sevgili seyirciler, Üsküdar Kuzguncuk sahilinde şu an arkamda enkazını gördüğünüz bu boş arazide bulunan kulübe kimliği belirsiz kişilerce bombalandı. İstanbul Emniyeti olayın faalleri ve patlamada ölen kişinin kimliğini tespit etmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Komiserim. Bomba da kullanılmış olabilir. Didik didik arayın her yeri. Hiçbir şey atlanmasın. Tamam efendim. Açıklama yapabilir misiniz? Saldırıyı kim yapmış olabilir? Gerekli açıklamayı arkadaşlar yapacaklar. Ölenin kimliği hakkında bir bilginiz var mı acaba? Şu anda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Teşekkür ederim. Müdürüm buyurun. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun efendim. Açar mısınız lütfen? Müdürüm, acaba benzetiyor muyum dedim ama az önce 2 şahıs geldi. Eski müdürlerimizden Rahman Bey olduğunu teyit ettiler. Şahıslar nerede? Minibüsteler efendim. Babam. Kim yaptı bunu babam? Nasıl olur? Çünkü Mehmet'e nasıl söyleyeceğiz bunu? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Bunu nasıl söyleriz ki ya? Nasıl olur bu?
Mehmet, gel istersen oturalım şöyle. Daha iyi hissedersin kendini. Hadi. Bira parası için petrol istasyonu soydu onu diye. Sevgili izleyiciler, Kuzguncuk'taki patlamayla ilgili olarak Show TV haber merkezine ulaşan görüntüleri sıcağı sıcağına ekranlarınıza getiriyoruz. Sevgili seyirciler, Üsküdar Kuzguncuk sahilinde şu an arkamda enkazını gördüğünüz bu boş arsada bulunan kulübe kimliği belirsiz kişiler tarafından bombalandı. İstanbul Emniyeti olayın failleri ve patlamada ölen kişinin kimliğini tespit etmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Mehmet, ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Ya Mehmet, nereye gidiyorsun? Lütfen dur. Ya ne yapıyorsun Mehmet? Taksi! Of, niye konuşmuyorsun Mehmet? İlla bir yere gideceksen al, tamam, benim arabamla git. Al. Arkada acilin orada. Emniyetten ya da basından gelen olursa sen konuş. Peki efendim. Emniyetin olayla bizim aramızda bir bağlantı kuracağını pek sanmıyorum. Yine de efendim, bakın... Bitireyim Çağdaş. Polisin üstümüze geleceğini pek sanmıyorum. Çünkü sonuçta Rahman'ı 15 yıl önce öldü biliyorum ben. Evet, şimdi söyle. Her şeye rağmen bilgi almak için gelebilirler efendim. Gelsinler. Biz de bildiklerimizi söyleriz. Hı? Efendim, emniyet tamam da Kosovalı. Bekir, hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Kosovalı'nın bizden şüpheleneceğini ben de biliyorum. Sen evin ve şirketin güvenliğini arttır. Gerisini Çağdaş'la bana bırak. Evet, bu kadar. Benim Deniz Ticaret'te bir toplantıya katılmam gerekiyor. Çıkabilirsiniz. Efendim, ben bırakırdım sizi. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşım, bak, lütfen geri çekin. Biraz geri dön. İzin çıksın zaten görüntü alacaksınız. Lütfen, lütfen geri çekin. Biraz açın şunu. Bize zorluk çıkar. Geçemezsin. Kardeşim. Arkadaşlar lütfen. Bak, bununla kaç kez söylüyoruz. Geçemezsin. Lütfen arkadaşlar. Neden anlamıyorsun? Biraz geri çekilin. Baba. Hadi işimizi yapalım. Tamam. Rahman baba. Allah'ım, neydi günahı bu adamın? Niye sevdiklerimi benden alıyorsun Allah'ım? Deli toplama çalışmaları bitene kadar alana kimse girmesin. Ha, bu arada ben bir açıklama yapana kadar basına tek kelime bilgi sızmayacak. Anlaşıldı mı? Baş üstüne müdür. Rahman baba. Kim bu? Bilmiyorum. Alın bunu da. Arkadaşlar, alın şunu da. Hadi fırla! Hızlan biraz Fiko, hızlan! Abi, nereye hızlanayım, adamın altındakine baksana. Plakayı al, plakayı. Görmüyorum ki. 34 TU.
Sabah ezanıyla gelip akşam ezanıyla gidiyorsun demek. Artık gitsem iyi olacak. Çok zahmetler verdim size. Aylardır baktınız bana, iyileştirdiniz. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizden. Allah hepimizden razı olsun. Ama seni ben iyileştirmedim. Ne haddime? O iyileştirdi. Ben vesile oldum. O kadar emeğiniz geçti bana. Ne yapsam borcumu ödeyemem. Bana teşekkür etme oğlum. Ama illa bir şey yapacağım dersen... 3 aydır koynunda yattığın şu mübareğin ruhuna bir Fatiha oku, kafidir. Estağfurullah. Sağ olun, Allah razı olsun. Ama yarım kalan işlerim var. Bir de göreceklerim. Annem, babam. Yarım kalan işlerim vardı. Yarım kalan işler. Yarım kalan işleri tamamlamak için bilgi gerekir, akıl gerekir, düşünce gerekir, tefekkür gerekir. En önemlisi sabır gerekir. Ama sende yalnız hırs var oğlum. Dikkat et, hırs tehlikelidir. Hırsına yenik düşme. Dikkat et, hırsına kapılıp sonunda hüsrana uğrama. Eyvallah. Rahman. Benim adım Rahman oğlum. Telsizden anons geçelim abim. Bütün birimlerin dikkatine. Ya çocuklar, bu iş böyle olmaz. Savaş cesaretten çok hiledir. Önce bir savaş hilesi bulmamız gerek. Soba başında koskoca Kervancıoğlu imparatorluğunu çökertiyoruz, iyi mi? Olmuştur evlat tarihte böyle şeyler. Osmanlı da bir çadırda kuruldu. Sonra ne oldu? Koskocaman, gösterişli, ihtişamlı saraylarda çöküverdi. Bu işler hiç belli olmaz. Gün gelir siz de bir soba başında başlarsınız. Bir bakarsınız ki kendi sarayınıza kavuşmuşsunuz. Konuş be babacığım. Allah mı konuşturuyor seni be? Gözünüzü dört açın çocuklar. Çadırla, saray kurmakla, çökmek hepsi iç içe. Sakın kıpırdama. Olduğun yerde kal. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Dur. Teslim ol. Sakın bir hareket falan yapayım deme. Kaldır ellerini, arabaya sar. Arabaya sar. Kardeş. O kelepçeyi yanlış adama takıyorsun. Müdürünüzü öldüren de çakalı orada işte. Neler zırvalıyor bu adam? Ne müdürü, ne öldürmesi? Bu şerefsizler öldürdü Rahman müdürünüzü. Konuşsanız alan adam gibi. Memur bey, alıp götürün bu serseriyi. Zırvalamaya başladı. Yürü gidiyoruz. Yürü Bekir. İyi misiniz efendim? İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyi misiniz Safa? Mikroskobu ver kızım, çabuk.
Yakaladım seni nihayet. Nereye kadar kaçacaktın bakalım? Hocam helal olsun. Elinize sağlık. Sağ ol hocam. Gerisini biz hallederiz. Yok yok. Neyse başlamışken bitirelim bari. Kızım şuradan benim CD'yi taksana. Oh, bu nasıl kader Allah? Üç gün sonra gelinlik yiyecekti yavrum. Ah, benim güzel kızım. Tamam anne tamam. Yeter. Harap ettin kendini. Ben nasıl dayanırım Allah'ım bu acıya. Anne, sen istersen eve bırakalım ha. Sen git biraz dinlen. Sonra yine getiririz biz seni. Yok kızım yok. İyiyim ben. Nasıl bırakıp giderim yavrumu ben? Filiz Hanım nasıl oldu bu kaza? Kaza işte. İyi de nasıl olmuş? Nasıl kaza yapmış? Yani tam olarak bir davetteydik. O da doğru düzgün araba kullanmayı bilmiyordu bile. Çıktı ve arabaya bindi. İyi de niye çıktı? Yani niye yalnız çıktı? Sen de söyledin araba kullanmayı bilmez ki o. Ben de bilmiyorum ki Melek. Alkollüydü de zaten. Çıktı işte bilemezsin ki kaza. İşin aslı öyle değil işte Melek. Ender lütfen. Ne lütfeni Filiz? Söylesene. Mehmet oraya gelmeseydi, orada olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı desene. Söylesene bunları ha. Niye söylemiyorsun? Ender saçma sapan laflarla insanların aklını karıştırma. Mehmet'le falan alakası yok. Benimle mi alakası var Filiz Hanım ha? Hep senin yüzünden. Hep senin suçun. Öldüreceğim seni. Ne yapıyorsun sen? Tamam. Geç. Oğlum gel. Çok ayıp ama yaptın. Beğendin mi yaptığını? Filiz bak, beni çıldırtma. O aşağılık herif oraya gelmeseydi, o hakaretleri etmeseydi Nermin niye gitsin ki oradan? Bunu sen de bal gibi biliyorsun. Ne o, sevgili ortağına laf söylenmesine mi kızıyorsun? Yoksa sadece sevgilim mi demeliydim onu bu kadar savunduğuna göre? Yeter Ender, kes! Kes, yeter! Kazaydı işte, kimsenin suçu yok. Mehmet'in de suçu yok. Bana o aşağılık herifi savunup durma! Bir suçlu varsa o da ta en başından beri sensin. Mehmet'in hiçbir suçu yok. Sen ayırmadın mı onları? Sen girmedin mi aralarına? Filiz dur. Lütfen. Üzgünüm. İstemeden oldum. Filiz lütfen. Rahman Marış'ı nereden tanıyorsunuz? Müdürüm, biraz önce memur arkadaşlara da söyledik. Rahmetli türbenin hizmetkarıydı. 5-6 aydır gide gele, gide gele... Onun gerçek kimliğini biliyor muydunuz? Pek fazla konuşmazdı müdürüm. Bir şeyler anlatmıştı ama... Bakın aslanım. O kulübede ölen adamı sizden 30 sene öncesinden tanıyorum. Aynı polis kolejinde okuduk. Ama biz de dahil 15 yıl herkes o adamı ölü biliyordu. Şimdi ağlamayı sızlamayı bırakın da ne biliyorsunuz anlatın. Müdürüm bizde yalan yok. Siz sorun biz söyleyelim. Babamızdı. Candan öte canımızdı. Peki bir düşmanı falan var mıydı? Veyahut da sizin şüphelendiğiniz birisi ne bileyim anlattığı söylediği. Şükrü'nün yani arkadaşımın biraz önce söylediği gibi pek bir şey anlatmazdı. Rahmetli anlattıklarından ama... Ama ne? Geçmişte hesabı olan biri. Gözümüzde gördüğümüz bir şey yok ama rahmetlinin anlattıklarından. Kim? Bana isim verin. Bana isim lazım. Sefa Kervancıoğlu müdürüm. Kervancıoğlu mu? Thank you.
Kervancıoğlu ile Rahman arasındaki meselenin üzerinden 20 sene geçti. İşte aradan geçen zaman husumet değil ki. Yani şimdi siz bana ünlü iş adamı Sefa Kervancıoğlu'nun... Ne işler yaptığını siz bizlerden daha iyi bilirsiniz müdürüm. Sözümü kesme. 20 sene önceden kalan bir mesele için Rahman Maraş'ı bir terör örgütü gibi C4 ile havaya uçurduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Hem de 15 sene evvel öldü diye bilinen bir adamı. Hiç sanmıyorum. Siz öyle söylüyorsanız öyledir. Bizim başka bir bildiğimiz yok. İki gözümüz önümüze aksın. Gir. Söyle Nail. Müdürüm, iş adamı Sefa Kervancıoğlu'nun arabasına bomba konmuş. Ne zaman? Haber şimdi geldi müdürüm. Peki nasıl olmuş, bilgi var mı? Olay holding binasının önünde gerçekleşmiş. Olay yerindeki arkadaşlar patlamada kullanılan bombanın C4 olabileceğini söyledi. C4. Aynı günde aynı tip iki bomba ha? Ortak bir düşman. İkisiyle de hesabı olan biri. Peki oğlum, sen çıkabilirsin. Ha şu olay mahallinden kaçan şahıs adı neydi onun? Mehmet Kosovalı müdürüm. Daha yakalanmadı mı? Yakalandı müdürüm. Patlama sırasında şahıs da oradaymış. Arkadaşlar getiriyorlar. İyi, direkt bana getirin onu. Başüstüne müdürüm. Başın sağ olsun paşam. Eyvallah abi. Hepimizin başı sağ olsun. Başın sağ olsun abi. Biz girişteyiz paşam, bekliyoruz. Sefa Kervancıoğlu'nun arabasının patladığı sırada sen oradaymışsın. Öyle mi? Peki senin ne işin vardı orada? Yoksa sen de mi Kervancıoğlu'ndan şüpheleniyorsun? Sana bir soru sordum aslanım. Rahman Maraş'ı onun öldürttüğünü mü düşünüyorsun? Bak aslanım. Sefa Kervancıoğlu'nun arabasına kullanılan bombayla Rahman Maraş cinayetinde kullanılan bomba aynı tip. Bu da demek oluyor ki bu olayların arkasında başka birileri var. Yani senin anlayacağın, yanılıyorsun. Peki holdinge niye gittin? Suikast mı yapacaktın? Hesap soracaktım. Bak koçum, bak aslanım. Muz Cumhuriyet mi ulan burası? Öyle kafana göre. Sorulacak bir hesap varsa ben savcıya teslim ederim. Savcısı hakimi sorar ne hesap sorulacaksa. Müdürüm, sizin o söylediğiniz adam daha önce bu devletin savcısına bana nasıl hesap soruyorsun diye hesap sordu. Anlatabiliyor muyum meramımı? Ben koçum, diyelim ki Sefa Kervancıoğlu Rahman Maraş'ı öldürttü. Peki Kervancıoğlu'nun arabasına bombayı kim koydu? Aa tabii, Rahman'ı uçurduktan sonra artan kısmıyla kendi arabasına koydu. Ha? Öyle mi? Ha? Bilmiyorum. Patlamayı gördün mü? Sefa neredeydi peki? Şirketinin önündeydi. Ha, 5 saniye sonra o da uçacaktı. Yani o da ölecekti, öyle mi? Görünen oydu. Demek ki neymiş? Dua ederim de Rahman Maraş'ın kulübesine konan bombayla Kervancıoğlu'nun arabasına konan bomba arasında bir bağlantı olsun. Arkası çorap söküğü gibi gelir. Memlekette yol yok. Efendime söyleyeyim, eğitim yok. Herkesin altında araba. Ceremesini de biz çekiyoruz. Vallahi hocam, deveye demişler ki boynun neden eğri. İşte bizim memleketin hali de o misal. Funda kızım, bir dekort yapar mısın? Şimdi yaptım hocam. Hadi be, hadi be. Uğraştırma beni bu yaşımda, hadi. Dök. Biraz daha dök.
Ay kızım. Yok mu bir haber daha? Kötü bir şey olsa duyarız anne. Şu doktorlarla bir konuşalım kızım. Tamam konuşuruz. Sen sakin ol, rahatla şöyle bir. Hemşire hanım durumu nasıl? Durumu? Sakin olun. Ameliyat devam ediyor. Ablam iyi mi hemşire abla? Yolunda gitmeyen bir şey yok değil mi? Hemşire hanım kızımızın durumu nasıl? İyi mi? Hayati tehlikeyi atlattı değil mi? Bakın ameliyat devam ediyor. Devam ettiğini biz de biliyoruz. Durumu nasıl diyorum size. Henüz ameliyat bitmedi. Dediğim gibi henüz bir şey söylemek için çok erken. Efendim. Kim? Ha, ne var Engin? Yeterince zor bir durumdayım. Söyle ne söyleyeceksen. Ne? Bomba mı? Nasıl olmuş oğlum? Ne zaman olmuş? Kim yapmış? Nasıl yani? Nerede şimdi? Efendim tamam kapat diyorsunuz da kim yapmış olabilir böyle bir şey? Bilmiyorum dedim ya Bekir. Daha kaç defa soracaksın? Birinin Sefa Kervancıoğlu'nun arabasına bomba koyması için iki şık var. Ya bizi bilmiyor ya da canının kıymetini. Bak bir daha ikaz etmeyeceğim. Ben ölümden dönmüşüm. Sen bana ahiret soruları soruyorsun. Çağdaş, formalitelerle uğraşacak vaktim yok benim. Merak etmeyin efendim. Müdür direkt olarak sizinle konuşacaktır zaten. Sonuçta ifadeniz alınmayacak. Sadece olay hakkında bilginize başvurulacak. Ya emniyet bu işi çözer ya da ben bu İstanbul'u yakarım. Yapana da ibreti alem olsun diye Boğaz Köprüsü'ne asarım. Bekir, başımda yeterince bela var zaten. Bir süre sessiz otur, tamam mı? Bana bak, başımı belaya sokma, başını belaya sokarım. Yorma beni. Bak delikanlı, sen Rahman'ı bir yıldır tanıyorsun, ben 30 yıldır tanıyorum. Rahman baba olmasaydı şu an karşınızda olmazdım müdürüm. Dur lafımı bitireyim. Rahman öyle sıradan bir adam değildi. Eski bir şube müdürü. Bu işin arkasında kim varsa hesabını verecek. Kral olsa bile. Orası amenna müdürüm. Hiçbir hesap yarım kalmaz. Benimle öyle imalı imalı konuşma. Yo meşrebim gereği. Yani bu dünyada yarım kalsa öbür tarafta adamın yakasına yapışırlar. Ortak bir düşmanları var. İkisiyle de hesabı olan ortak bir düşman. Kosovalı. Hayatımı kurtardın. Sen olmasaydın belki ben o arabaya binmiş olacaktım. Bu işin bir yerinden gölgenin bile geçtiğini öğrenirsem andolsun o canını alacağım. Var mı bir şey başım? Yok bir şey abi. Siz ne biliyorsanız o işte. Sefa'nın arabasını da bombalamışlar abi. Biliyorum. Oradaydım. Kim yaptı? Ne istedi? Hangi kansız girdi babanın kanına? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Allah'ın huzurunda yemin ederim ki canımı verme pahasına da olsa o kansızları bulup canlarını almazsam şerefsizim. Efendim Melek. Ya bir işim var, bir yerlerdeyim. Of. Ya tamam, söyle ne diyeceksin? Ne zaman yapmış? Tamam. Tamam Melek. Ne oldu Şükrü? Abi Nermin kaza yapmış. Kaza mı? Ne zaman oğlum, nasıl? Hastanede abi şimdi. Ben oradan geliyorum zaten. Siz de bir gidip uğrarsanız iyi olur. Ben bir dolaşacağım. Ha şu Filiz'in arabasını almıştım emanet. Onların ofisinin önünde kaldı. Onu da bir alıp verirseniz.
Benim araba da kaza yerinde kaldı. Onu da alırsanız ne bileyim işte yani. Tamam paşam, tamam alırız. Kaza nerede oldu? Sen onu söyle. Şeye giderken ya işte. Her şeyden önce çok geçmiş olsun. Ha. Teşekkür ederim müdür bey. Bu iş dünyasından veya herhangi bir husumetiniz olan birileri var mıydı? Sayın müdürüm. Ha, bir dakika Çağdaş. Müdür bey, ben bir iş adamıyım. Yüzlerce hatta binlerce kişiyle iş yapıyorum. Elbette anlaşmazlığımız olan bazı kişiler var aralarında. Ama küçük anlaşmazlıklar yüzünden böyle meyun bir hareket yapacak hiç kimseyi tanımıyorum. Evet, anlıyorum. Mehmet Kosoval diye birini tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Eski kaçakçılık şube müdürlerinden Rahman Manış'ı hatırlarsınız, tanıyorsunuz. Evet, tanıyorum ama o öldü, 15 yıl falan oldu. Biz de öyle biliyorduk. Belki izlemişsinizdir televizyonlarda. Bugün Kuzguncuk'ta bombalanan bir kulübede yaşadığı ortaya çıktı. Nasıl olur müdür bey? Ben kendi ellerimle mezarına toprak attım. Emniyet de ölü biliyordu. Ta ki bugünkü olay olana kadar. İşin ilginç yanı, arabanıza konan bombayla kulübeye uçuran bomba muhtemelen aynı tip. Yani? Yani Rahman Maraş'ı tanıyan Mehmet Kosoğlu ve iki arkadaşı sizden şüphelendiğini söylediler. Bakın müdür bey, benim böyle saçmalıklarla uğraşacak vaktim yok. Ha, bir dakika. Mehmet Kosoğlu bugün benim şirketime geldi. Bunun içinmiş demek. Arabanız bombalanırken oradaymış. Evet, oradaydı. Bakın Sefa Bey, bu soruşturma derinlemesine sürdürülecektir. Ama şahsen ben bu iki olay arasında ortak bir bağ sezinliyorum. Zaten ben bunu ifade edene kadar Mehmet Kosoval da sizden şüphelendiğini söylüyordu. Zırvalık bunlar, saçmalık. Gel. Müdürüm, Sefa Bey'in kızı ve oğlu bekliyorlar. Ne bekliyorsun, alsana içeri. Buyurun. Baba. Tamam kızım, tamam, iyiyim ben, sakin ol, bir şey yok, iyiyim. Kim yapmış baba, nasıl olabilir böyle bir şey? Sakin ol, sakin ol. Her kim yaptıysa bulup adalete teslim ederim. Geçmiş olsun baba. Baba, annemin haberi var mı bu durumda? Yok. Ben şimdi buradan eve gider, ona her şeyi anlatırım, tamam mı? Siz de gereksiz telaş yapmayın. Müdür bey bizzat ilgileniyor olayla. Onun için hepimiz rahat olun. Hadi, geçmiş olsun. Hocam, elinize sağlık. İnşallah tekrarlamaz da geçen ayki vakamız gibi kaybetmeyiz hastayı. İnşallah. Sağ ol. Nedir bu başımıza gelenler ya? Bunda da bir hayır var ama ne? Anne. Hele Şükür, gelebildin Şükrü. Durum ne Celal baba? Kaza evladım. Kaza yapmış Nermin'im. Nasıl olmuş Melek? Nerede yapmış? Bilmiyoruz Şükrü. Filiz Hanım öyle bir şeyler söyledi ama. Ne diyor doktor, ne diyor? Daha bir şey belli değil, ameliyattan çıkmasını bekliyoruz. Ne diyelim? Hayırlısı Allah'tan. Ablam iyileşecek mi enişte? İyileşecek tabii koçum, iyileşecek. Ama sen böyle ağlarsan olmaz değil mi? He? Hadi bakalım, ağlamak yok. He? Hasan, gel şöyle benimle oğlum. Buyur Celal baba. Mehmet nerede oğlum? İşim var dedi, gitti, morali bozuktu. Hepimizinki bozuk evladım. O şey için şehitti de. Ne için şehitti evladım? Söylesene oğlum, başka bir durum mu var bilmediğimiz?
Ulan baba baba. Sen de tanıdın ettin ya. Oğlum bak telaşa koyma insanı. Söylesene ne oldu Rahman'a? Sorma baba. Rahman babayı öldürdü. Ne? Ne diyorsun evladım? Kim yaptı? Neden? Hayırdır bey? Ne olmuş? Yok yok bir şey hanım. Yok bir şey. Sen git yerine. Git. Ne var Melek? Bana bak Şükrü. Konuş Mehmet'le öyle dolanıp durmasın Nermin dibinde. Bak Ender de çok kızıyor. Ya Melek. Bak benim tepemin tasını attırma ha. Başlatma şimdi enderinden menderinden. Tövbe tövbe yarabbim. Ben onu bunu bilmem. Arada zarar gören benim kardeşim oluyor. Hem ne suçu ne günahı var benim kardeşimin? Olan olmuş artık ya. Ya bak Melek. Ne sırası ne de yeri. Benim derdim başımdan aşkım. Ben diyeceğimi dedim Şükrü. Konuş şu Mehmet'le düşsün kızın peşinden. Ne olacak böyle? Demek ki kısmet değilmiş. Ya kız 3 gün sonra evleniyor ya. Mehmet Bey hala Nermin'in peşinden koşup duruyor. Ya Melek! Doktor Bey, durumu nasıl? Sakin ol. Ameliyat nasıl geçti doktor bey? Kanayan damarı bağladık, kanı da temizledik. Biraz sonra hastamızı yoğun bakım alacağız. Yaşayacak değil mi doktor bey? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bir beyin hasarı var mı bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Sabırlı olun. Of kader sustunuz beni. Of kader beni. Of. İyileşecek. Ah inşallah kızım inşallah. İnşallah. Mehmet dinle beni. Mehmet ne olursun dinle beni. Bir kere olsun Mehmet Allah aşkına dinle beni. Neyi dinleyeceğim? Çekil önümden. Mehmet bildiğin gibi değil. Bir kere olsun dinle beni ne olursun. Neyi dinleyeceğim? Mehmet bak bilmiyorsun. Hiç söyleyemedim. Hiç dinlemedin beni. Neyi söyleyemedin Nermin? Neyi dinlemedim? Sen bana demedin mi? Ben ilk gecemi bir başkasıyla yaşadım demedin. Dedim Mehmet. Ama öyle değil. Bildiğin gibi değil. Ne bildiğim gibi değil ya? Sen gittin Nermin. Paraya gittin, zenginliğe gittin. Gitmedim Mehmet. Senden bir an olsun gitmedim ben. Bir saniye olsun gitmedim. Nasıl gitmedin ya? Karnında kimin çocuğunu taşıyorsun sen? Mehmet yalvarırım inan. Kalbim hep sana ait. Nasıl inanayım Nermin? Neye inanayım? Ulan ben sana dokunmaya kıyamazken sen gittin o heriften hamile kaldın be. Bir de sana inanmamı bekliyorsun. Mehmet bak Allah hakkı için öyle değil. Bir hataydı. Sen o hatayı bilerek seçtin. Sen o hatayı bilerek yaşadın.
Çünkü zengin bir hayatı yaşamak istiyordun. Git yaşa şimdi. Mehmet. Senden beni anlamanı, affetmeni istemiyorum. Sadece bir tek şunu bilmeni istiyorum. Ben seni hala... Sus! Sus, yalan söyleme bana. Bir kere olsun gerçeği söyle. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Sen bana hep yalan söyle. Bana yalan söyle, söyle onu beni. Mehmet, yalvarırım. Benden tek bir şey istiyorum. Özür dediler. Bu kez sadece tek bir şey. Bana inan, dur gitmek çok kolay. Yalan bunlar, yalan. Söylediklerin yalan. Bu kez bana inan, dur gitmek çok kolay. Aşktan bana kalan bir tek sensin yalan. Yıkmadı dersem bu aşk yalan. Yalan bunlar, yalan. Söylediklerin bir kez aşka inan, dur gitmek çok Ne zaman uyandırmayı düşünüyorsunuz hocam? Yarın uyandırmayı planlıyorum. Ama beyin fonksiyonları tam olarak toparlanmadı. Solunum hala yetersiz. Sizce kanama riski var mı? Var tabii. Ama beyin fonksiyonlarını da gözlememiz gerekiyor. Benim derdim. Bahar gitti, fırtınalar eser başımda. Gülüm gülüm yetmez ölüm, sabır külüm var. Etme gülüm, gitme gülüm. Mehmet. Mehmet, yüzüğün nerede? Burada gülüm. Niye çıkarttın? Çalışırken çiziliyor, o yüzden çıkardım. Bak burada. Demin seni beklerken bir tuhaf oldum. Sanki... Sanki ne? Sanki gelmeyecekmişsin gibi. Gelmeyeceksin sandım. Gelmemek mi? Sen ne diyorsun gülüm benim? Ne gelmemesi? Üstümden iki kamyon geçse... son gücümle kalkar gelirim buraya. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür Mermin. Sus. Ölüm deme. Ne yapayım? Ölesiye seviyorum seni. Ben de seni ölesiye seviyorum Mehmet. Yetmedi mi sana gülüm? Sadece o. Bir tek o ayırabilir bizi Nermin. Aşkımızın üzerine yemin ediyorum sana. Ben de sana yemin ediyorum Mehmet. Sadece ölüm ayırır bizi. Gülüm gülüm.
yetmez ölüm, savur külüm var. Etme gülüm, gitme gülüm, ben ölürüm. Ellerin ellerimle oldukça hayattaki tek helalim sensin gülüm. Ayrı geçen her gün ikimize de haram olsun mu? Olsun gülüm. Ölüm bile ayıramaz bizi gülüm. Ölüm bile ayıramaz. Hemşire hanım, hastaya bir ampul aritmal verir misiniz? Tamam doktor bey. Bedenindeki zedelenmeler ne durumda? Korse? Celal hoca korseyi en az bir ay takması gerekiyor dedi. Bir yaşasın da Allah'ın izniyle. Onlar gelir geçer. Problem değil. Şükrü, al anneni eve götür. İstirahat etsin kadıncağız. Harap etti kendini. Anne. İyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim. Buna da şükür. Ameliyattan çıkabildi ya. Anne bak, bundan sonra pek fazla yapılacak bir şey yok. Evet anne. Duydun sen de doktorların söylediklerini. İstersen ben seni eve bırakayım ha. Biraz dinlen, istirahat et. Yok oğlum, iyiyim ben böyle. Beklerim. Ama çok yorgun görünüyorsun anne. Yani daha fazla zaten yapılacak bir şey de kalmadı burada ha. Yok kızım. İyiyim ben. Hem eve gitsem uyku uyur muyum zannediyorsun? Yine aklım burada işte. Anne, gel en azından bir hava alalım. Elini yüzünü yıkayalım ha. Tamam, tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Hemen geleceğiz. Oğlum, ben biraz daraldım da. Beraber çıkalım Celal Baba. Anne, baba. Baba iyi misin sen? İyiyim kızım, iyiyim. Bir şeyim yok. Ya baba keşke evde kalsaydın, dinlenseydin biraz. Annen görmek istedi. Durumu nasıl? Yoğun bakımda. İşte bekliyoruz. Eğer komadan çıkarsa durumunun daha iyi gideceğini söylüyor doktorlar. Ender, oğlum. Peki sen nasılsın? Ender. Arkadaş, ameliyat bitti mi? Bitti Mehmet abi. Nasıl ablanın durumu? Çok kötü Mehmet abi. Başka bir odaya çıkardılar. Her tarafına bir şeyler bağladılar ablamın. Gel arkadaş, oturalım şöyle biraz. Başım! Arabayı aldık otoparkta. Sağ ol abi. Abi. Durumu nasıl? Nasıl olsun be paşam? Yoğun bakımda. Biz adaşla biraz dertleşeceğiz. Tamam paşam. Ha abi. Burada olduğumu kimse bilmezse iyi olur. Anladım paşam. Gel adaşım. Nereden nereye? Ender, oğlum çok bitkin görünüyorsun. Hadi eve gidip dinlen biraz. Ha? Yok anne, onu yalnız bırakamam.
Baksana anne, uyuyan bir melek gibi. Gerçek bir melek. Ender, oğlum. Belki sen hiç kabul etmeyeceksin ama bu kız sana acıdan başka bir şey vermez. Hayatını acı çekerek geçireceksin. Sen de bunu hiç kabul etmeyeceksin, biliyorum anne. Ama benim için esas acı olan içinde Nermin'in olmadığı bir hayat. Bak oğlum, benim bu ilişki hakkındaki tavrımı biliyorsun. Bu kızla bu ilişki ta en başından söylemiştim sana. Büyük bir hata. Hata mı? Nermin benim hayatımdaki tek doğru şey anne. Hasta ziyareti kısa olurmuş. Hadi biz gidelim artık. Ben sizi geçireyim baba. Ender. Bak oğlum. Aramızda istenmeyen şeyler yaşandı. Ama bir şeye ihtiyacın olursa yanındayım. Yok baba, bir şeye ihtiyacım yok. Ablam ölecek mi Mehmet abi? Ölecek mi ablam? O nasıl söz adaş? Ablan yaşayacak, iyileşecek. Ablam odama gittiğinde ben çok kızdım ablama. Hatta hiç konuşmadım. Ölmesini istedim. Keşke ölsün dedim. Ama şimdi ölecek diye çok korkuyorum Mehmet abi. Ablan ölmeyecek adaşım. Yaşayacak ablam. İyileşecek ablam. O zaman öyle demiştim işte. Seni bırakıp o adama gitti diye çok kızdım ben ablama. Ablam nasıl kaza yapmış Mehmet abi? Araba kullanmayı bilmez ki o. Biz ablanla biraz tartıştık adaş. Ona bir şeyler söyledim. Siz o zaman siz görüşüyorsunuz ablamla. Ağır konuştum adaş. Ayıp ettim. O da arabayı atladı gitti. Arkasından gittim, koşturdum ama durduramadım. Her şeyi yaptım. Kornaya bastım, bağırdım. Durduramadım adaş. Durduramadım. Ne dedin? Ne söyledi de atladı gitti? Ağır konuştum dedim ya yani. Tamam ama ne dedin? Senden daha güzel, senden daha namuslu binlerce kız var dedim adaş. Çok ağır konuştum. Mehmet abi, sen öyle dediysen, o da öyle yaptıysa, o zaman sen hala onu seviyorsun. O da seni seviyordu demek ki. Ben onu hep sevdim adaş. Ondan başkasını sevmedim ki. Nasıl seveyim? O zaman ablam iyileşirse Mehmet abi. Ablamı al götür buralardan. Yine o adama gitmesin. Hadi sen çık yukarı artık. Annenleri çok yalnız bıraktım. Belki bir şeylere ihtiyaçları vardır. Hadi bakalım. Tamam. Sen de gelsene. Yok sen çık. Benim de burada olduğumu kimseye söyleme.
Alacağım Adaş. Alacağım ablanı, gideceğim buralardan. Hasan, oğlum şu Mehmet'i bir arasana, neredeymiş? Açmıyor ki baba ya. Bir çevir oğlum. Nerede bu oğlan? Çalıyor. Paşam neredesin? Celal baba yanımda. Merak ediyormuş da. Anladım abi. Sen babama söyle, merak etmesin, iyiyim ben. İyiyim diyor, dolaşıyormuş. Ver. Versene şunu. Bir dakika paşam. Mehmet oğlum. Buyur baba. İyiyim baba ben. Dolaşıyorum öylesine. Hava alıyorum. Oğlum kolay değil tabii ama. Rahman. Neylersin takdiri ilahi. Başın sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun baba. Hepimizin başı sağ olsun. Tamam baba. Tamam baba, merak etme. İyiyim ben. İyiyim, iyiyim. Bir de şu küçük kolonyalardan alabilir miyim? Tabii. Ne kadardı? Toplam 3 lira. Kalsın. Mehmet. Bak, boşuna bekleme burada Mehmet. Unut artık, unut. Ben unuttum zaten Melek. Unuttun demek. O yüzden mi bekliyorsun hala burada? Nermin'i unuttuğun için mi bekliyorsun? Tamam, zamanında çok sevdiniz. Ama olan oldu. Bak sen böyle yaptıkça herkes acı çekiyor. Ben kime ne yapıyorum ki? Anlamak istemiyorsun galiba. Bu kaza olmasaydı 3 gün sonra evleniyorlardı Ender'le. Nermin 6 ay onun çocuğunu taşıdı karnında. Onun karısı sayılır artık o. Anlasana artık bunu ya. Melek tamam. Tamam falan değil Mehmet. Olmayacak duaya amin denmez. Siz artık bir araya gelemezsiniz. Ne yapacaksın? Tutup elinden mahalleye mi getireceksin? Annem babam bunu kabul eder mi sanıyorsun? Sen kendine bile kabul ettiremezsin bunu. Dışarıdakileri hissettirmeden git hemen doktora haber ver. Mehmet artık faydası yok. Bu acıların bitmesi için mutlaka birinin ölmesi mi gerekiyor? Melek yeter artık. Tamam git. Yapamazsın Mehmet. Olmaz. Nermin'le senin bir hayatın olamaz artık. Bunu iyice kafana sok. Ne kendine acı çektir ne başkalarına. Bu kıza da yazık ya. Gencecik yaşında başına gelmeyen kalmadı kızcağızın. Unut artık Nermin'i. Çıkar at artık Nermin'i kafandan. Şükrü, oğlum. Melek su almaya gittiydi ama nerede kaldı bir bakıver şuna. Dilim damağım kurudu. Olur anne. Efendim Şükrü? Melek neredesin kızım ya? E bak annem bekliyor burada. Dur, Nermin'e bir şey oluyor galiba. Hadi çabuk ol. Ne? Nermin'e bir şey mi oldu? Yine mi kanadı acaba? Kalple ilgili bir sorun var. Kızım hemen git kardiyoloğu çağır. Tamam efendim. Nermin! Nermin! Ender tamam lütfen. Müsaade edin lütfen. Tamam. Neler oluyor doktor bey? Gireceğim. Ben de gireceğim. Ender tamam. Nermin! Ender tamam. Nermin! Sakin ol.
Ne diyorsunuz hocam? İkinci derece blok. Kızım! Nermin! Kızım! Ya. Nermin! Defibrilatör hazır olsun. Çabuk olun. Hadi kızım çabuk. Nermin. Hayır! Yetmedi mi sana gülüm bir kuru sevda? Ne vereyim sana gülüm, al canım feda. Gülüm gülüm yetmez ölüm, savur külüm. Etme gülüm, gitme gülüm, ben ölürüm. Aşkım benim.